gezegenim hastalandı. Yok Cafer abi, iyi çok şükür. Doktor hanıma teşekküre geldik evladım. Annem bir çorap ölmüştü, onu vermeye gel. Burada değil mi Türkan Hanım? Burada, burada. İyi düşünmüşsün, aferin. Türkan Hanım'ın hoşuna gidecek. Buyurun. Geç teyzeciğim. Sağ ol Gül. Eyvah, gitmekte acele ettim galiba. Buyurun. Türkan Hanım'a bakmışsın yenge. Buradayım, buradayım, buyurun. Yoksa gidiyor musunuz kızım? Acelem yok teyzeciğim, giderim, gel anlat bakalım. Nasıl oldun, alıyor musun ilaçlarını? Alıyorum, çok iyiyim sayende kızım. Size teşekkür etmeye geldik Türkan Hanım. Öyle mi? Çok naziksiniz. Buyurun bir kahvemi için o zaman. Buyurun oturun, yaparım ben şimdi. Bunu size getirdim, layık değil ama çam sakızı çoban armağan. Ay niye zahmet ettin teyzeciğim, çok teşekkür ederim. Aman pek de güzelmiş, ellerine sağlık. Çok teşekkürler. Buyurun oturun. Yavaş tertip, hayrola, ne bu sürat? Kafam bozucu adamda. Baban arayıp duruyor seni, neredesin? Arasın, bana ne? Şşt, dur oğlum, nereye gidiyorsun gece vakti? İşim, bana ne? Baban sorarsa ne diyeyim? Ne dersen de. Buluşacakmış. Buluşamayacak. Çıkar çıkmaz sen sıkı tutarsın. Ben de çoğulu kafasına geçirim. Tamam tertip, anlaştık. Sen şu tarafta bekle, ben de bu taraf. Tamam. Sana şu tarafta bekle. Bir tane indi, dur dedim. Şşş, geliyor galiba. Saklanacak mı, saklan. İş bitmiş tertip. Baksana nasıl gülüyorlar içeride. Ne gülüyorlar mı? Kahkahaları duymuyor musun? Yandı sen, gitti kız. Gitti mi? Kesin vermişlerdir dileği o herife. Veremezler. Direkt beni seviyor. Sevseydi evlenir miydi başkasıyla? Evlenemez. Kimseye kaptırmam ben onu. Hadi git kır şu kafayı. Ya kırayım da beni hapse alsınlar değil mi? Sen kır. Sen kıracaksın. Hadi sana emrediyorum. Sen bana emir veremezsin. Saklan çabuk, saklan. Kim var orada? Miyav, miyav. Ben de yuttum. Kim var orada diyorum. Çabuk çık oradan. Yoksa polise haber vereceğim. Verme Dilek. Benim ben Halis. Biziz Dilek. Sakın polis çağırma. Siz ne arıyorsunuz orada tertip? Seni kaçırmaya gelmiştim Dilek. Ne? Vallahi Dilek, ben de bu çuvalı kafana geçirecektim. Uydurma ben gibi. Ne çuvalı, hadi. Tamam mı, hadi. Bağırsa sık kırtlan demedin mi? Sen dedin, hadi. Çıldırdınız mı siz be? Sen kimsin de benim kafama çuval atıyorsun, hadi. Şşt. Biraz yavaş olun. Annem şimdi yattı. İçeride mi o herif? Hangi herif? Seni isteyen herif. Oradaysan çabuk söyle, gelin kırayım ağzını burnunu. Saçmalama tertip. Annemle benden başka kimse yok. Biraz televizyon seyrettik. Şimdi ben de yatacaktım. Gel dışarı o zaman. Seni kaçıracağız. Delirdiniz mi siz? Hadi şimdi doğru evinize gidin. Bak vallahi Davut Usta'ya telefon ederim sonra. Telefon etme direkt, gidiyoruz. Yürü tertip. Yürü. Haber vermeden hiç böyle bir şey yapmadınız mı çocuk Urviye? Ne oldu dersin? Bilmiyorum Davut, en iyisi karakola gidelim. Gidelim Urviye, başka çare yok. Beni de merakta bırakmayın enişte, bir şey öğrenirseniz arayın. Ararız kızım, ararız, sen içeri gir. Sen de adam mısın be? Bir kız bile kaçıramadı. Hadi doğru evine. Gitmeyeceğim, bana ne? Bu saatte eve gidersen babam beni döver. Ben de geleceğim seninle dükkana. Gelemezsin. Seni orada görse beni de döver. Dönsün, bana ne? Eyvah babam! Kaçalım tertip. Halis! Durun olduğunuz yerde. Durun dedim size kafasızlar. Koşturtmayın beni gece vakti peşinizden. Halis, nerelerdeydiniz yavrum? Çok merak ettik. Ne o çuvallara Dunkov? Ha? Hırsızlığa mı çıktınız yoksa? Yok baba, ne hırsızlığı? Tertemiz kız kaçacaktı anca. Ne? My God! Yalan söyleme hadi. Al, sen sus bakayım.
Sen konuş kafasız. Kimi kaçıracaktı bu? Dileği amca evden çıkınca kafasına bunu geçirecekti. Torlaf yeter. Siz aklınızı mı kaçırdınız? Sen de bana yardım edecektin hadi. Dur. Bela mısınız siz benim başıma? Söyleyin bakayım. Hanginiz hanginizi ayarttı? Sen mi onu, o mu seni? O beni ayarttı baba. Dur Davut. Bu da olmaz şimdi sokakta. Bütün bunları evde konuşuruz. Hadi yavrum yürü. Yürü. Yürü hadi. Gör talihimi. Ben de yanmışım eserime. Gel anam seni bir kere öpeyim. İyi akşamlar hoş geldiniz. İyi akşamlar koçum. Merhaba kız kapıcı. Yandım yandım katilime. Küsmüşüm. Küsme. Helal olsun efendim. Keyfiniz yerinde maşallah. Yerinde koçum yerinde. O hırsızdan kurtulduk çok şükür. Yandımış, yandım katilime. Küsmüşüm kör talihime. Maşallah efendim maşallah. Gece sefasından mı böyle? Gece sefasından komşu bildin. O şerefsizin gidişini kutladık eserimizle. Nasıl? Rahatsız etmiyoruz inşallah. Aman efendim estağfurullah. Yalnız Şengül Hanım detone oluyorsunuz. Bakın. 1, 2, 3, 4, 5. Sol, do, si, la, sol, fa, mi, re, mi, fa, sol. Kız şöyle mi hoca? yandım, yandım katilime. Evet efendim, yandım, yandım. Rezalet siz de bu pavyon şarkıcısı kılıklı kadına uyuyorsunuz. Ne o kız? Dücanı tuttu gene beni görünce. Tuttu efendim. Gece vakti sokak ortasında şarkı söylenmez ki. 40 yılda bir söylüyoruz kız. Ne var yani? Yandım, yandım. Kes ablacığım. Daha fazla şişirmeyelim vatandaşın başını. Aman efendim ne sakıncası var? Kulağımızın fası gidiyor. Hiç de değil efendim. Tıpkı eşek anırması gibi. Vay Leyla Hanım lütfen. Sağ güzel mi söylüyorum kısaca? Muhteşem efendim. Derslerin faydaları hemen belli oluyor. Buldunuz mu usta? Bulduk kızım, bulduk. Şükürler olsun. Nereye gitmiş abla? Sabırlı ol Ayşeciğim. Eve gelince anlatırım. Kız ne oluyor anlayalım. Hayırdır ustam? Hayır kızım, hayır. Bizden izinsiz evden kaçtılar. Hiç yakışıyor mu evden kaçmak koçum sana? O kabahatini biliyor efendim. Orada burada gezeceğine al orgunu gel evladım çalışalım biraz. Ben orada burada gezmiyorum Tarbi Bey amca. Kız kaçıracaktım tertibimle. Lan kız mı kaçıracaktı? Sen kes konuşmayı. Dumko. Ne diyor efendim anlayamadım. Kız kaçırmaya gitmişler efendim öyle diyor. Aa ne ayıp. Hayır efendim öyle bir şey yok. Çocuk işte saf saf konuşuyor. Kaçıracaktı bana ne? Seviyorum ben onu. Seviyormuş işte kız. İlişmeyin çocuğa günah ha. Siz onu bir okutun efendim. Bir de güzel kurşun döktürün. Karıştan gazel okuma koçum. Onların ne yapacaklarını bilirler. Tabii efendim benim üstüme ne vazife? Buyurun. Hadi yürüyün bakayım hayırsızlar. Aç kapıyı Ayşeciğim geliyoruz. Açıyorum abla. İyi geceler efendim. Allah rahatlık versin. İyi geceler komşum. Canım abicim geldin demek tak. Bütün gece yoluna götürdüm. Ben sensiz yaşayamam canım. Uzak dur birader. Yaklaşma. Canım abicim affet. Ben ettim senetle de elini öpmeyin. Öp ben istemem. Ay dur kız ne yapıyorsun Allah canını almasın. Öpeceğim Şengül Hanım. Böyle bir adamın eli değil ayakları bile öpülü öpülü. Uzak dur birader. Uzak dur birader. Cızımız yap. Şimdi alacağım seni ayağımın altına. İyi geceler komşum. İyi geceler efendim. Abicim, canım abicim. Ne oldu Sedat? Konuşabildin mi katille? Ne dezer Serpil? Ağzımla kuş tutsam kendimi affettiremiyorum. Ama çok acele ediyorsun sen de. Sıcağı sıcağına olmaz. Bekle biraz, adamın sinirleri yatışsın. Bekleyemem Serpil. Vücudumun kimyası değişti, anlamıyorsun. İntihar edeceğim vallahi ya. Öf, neler söylüyorsun sen Sedat, delirdin mi? Ay anne ne var, ne bağırışıyorsunuz gece vakti? Bağırmıyoruz kızım, konuşuyoruz görmüyor musun? Baban şu ölümlü dünyadaki son sözlerini söylüyor. Ne? Sen babana bakma kızım. Sinirleri bozuk biraz. Hadi yatalım Sedat. Sabah olunca kendini daha iyi hissedeceksin. İnan bana. Gelemem Serpil. Benim artık ne sabahım ne gecem. Ne doğru dürüst bir işim ne de hayatta bir umudum var artık. Ay çocuk gibi konuşma baba. Tecrübelisin. Elin ayağın tutuyor. Başka bir iş yaparsın. Ha, gerçekten öyle Sedat. Senin gibi adama iş mi yok? Anlamıyorsunuz kardeşim. İkiniz de anlamıyorsunuz beni.
Hangi iş eski işimin yerini tutabilir ha? Şimdi başkan Bush gelse, hadi Sedatçım gel sen benim ekonomik danışmanım ol dese bile... ...canım abimin yanımdaki kadar mutlu olabilir miyim? Yapma baba, o zaman da durmadan sızlanıyordun bu adam beni canımdan bezdirdi diye. Hem götüreceğin kadar götürdün Sedat. İstesen kendi işini bile kurabilirsin. Kuramam kardeşim, kuramam. Artık ben bundan sonra kursam bir dar ağacı kurarım. İskemleye de bir tekme. Ya her şey bir yana, kirli bir çorap gibi bir köşeye atılmayı yediremiyorum kendime. Ben buna layık adam mıyım ya? Bana yazık değil mi? Hani götürmüşsek biraz ne olmuş yani? Biz bu vatanın evladı değil miyiz? Benim de bir şerefim var ya. Yandım, yandım katilime. Sus kız sen de, kot kot kot. Aa, zaten kafam bozuk. Allah'ım, niye kafam bozuk? Ay bir de soruyor musun kız katil? Rezil ettin adamı herkesin önünde. Ay acıdım vallahi. Böylelerine acımayacaksın ablacığım. Ağlasa, zırlasa, ayaklarıma kapansa af yok. Görsün vatandaşa kelek neymiş. Bu yaptığınız çok fena bir şey. Bir daha duymayacağım. Tamam abla yapmazlar bir daha. Baksana ne kadar korkmuşlar. Haris al bir yudum su iç. Bırakın. Su falan yok. Bu sefer bir temiz sofrayı hak ettiler. Dur Davut, dayak hiçbir şeyi halletmiyor. Bu ikisine de uygun bir ceza vermemiz lazım. Onlara en uygun ceza bu Hulvi. Bir daha bu evden adını dışarı atmayacaksın tamam mı? At da göreyim. Atacağım bana ne? Bak nasıl atacağım eline. Konuşuyorsun babamla ha? Gebertirim seni. Allah aşkına dövmeyin işte hatırım için. Karışma kızım, konuşuyoruz burada. Ay Davut, bu nasıl konuşma böyle? Ayşe'cim sen de girme araya lütfen. Bu mesele çok ciddi. Halis niçin karşılık veriyorsun çocuğun babana? Veririm ne var? Nasıl hapsedecek beni evde? Bağlayacak mı yoksa belki ben? Saçım be. Söyle. Bağla, bağla hadi bağla. Halis sus evladım gene kızdıracaksın babanı. Sus tertip şimdi dayak yiyeceğiz senin yüzünden. Sen karışma hadi. Dileği kaçır diyen sen değil mi? Ekmek çarsın öyle bir şey söylemedim amca. Ben yok demedim ben size. Kırarım kemiklerinizi. Dur Davut hani konuşuyorduk? Çat cevap veriyor Bavruya. Baksana şuradaki yine. Halis sen de tut biraz çeneni evladım. Bana bak hayırsız. Sen de bundan sonra bu kafasına yardımcılık edersen kendini doğru köyde bulursun. Tamam mı? Duydun mu dediğimi? Duydum amca. O zaman görürsün dünyanın kaç bucak olduğunu. Şşşt Davut yavaş apartmanda herkes uyuyor. Buyurlar uyusunlar canım ha. Annemi dinle baba. Ne bağırıyorsun gece yarısı öyle mel gibi? Hayır ne dedin sen? Lütfen Davut öyle demek istemedi. Daha ne diyecek onu ye. Halis sus biraz evladım al su iç. İstemem su falan. Çıkkım içim. Dur kov. Seviyoruz diyoruz anlayan yok. Tutacağım bir araba. Araba mı? Ne arabası? Taksi ne var? Koyacağım dileği içine. Doğru orman öyle yumuşak yumuşak. Tövbe yarabbim. Neden böyle şeyler söylüyorsun yavrum? Korkutuyorsun bizi. Utanmıyor musun dur kov? Türk çocuğu öyle şeyler yapar mı? Yapar. Bana ne? Sonra da evleniriz. Alırım bir aynı yatak. Zıp zıp. Ne tatlı. Geç oldu efendim. Yatmıyor musunuz? Yatmıyorum efendim. Karışmayın bana. Hayrola efendim? Yine bir şey mi sıkıldı canınız? Benim canımı siz sıkıyorsunuz efendim. Affedemiyorum yaptığınızı. Cenab-ı Bey'le de aramızı açtınız. Neler söylüyorsunuz efendim? Ne yapmışım da açmışım Cenab-ı Bey'le aranızı? Bir de soruyor musunuz efendim? Canlı yayın bağlantısında zart zart boru öttüren ben miydim? Mahvettiniz Cenab-ı Bey'in programını. Ben değil efendim. Asıl siz mahvettiniz programı o abuk subuk sorularınızla. O kıllı yalı kazığı da orada burada ağzına geleni söylüyormuş sizin için. Duydum efendim, duydum. Zaten onu da affetmeyeceğim. Üzme kendini bu kadar Cenab-ı abi. Dünyanın sonu gelmedi ya. Benim için geldi canım. Bundan sonrası bakacağım dostlarımın yüzüne. Utanılacak bir şey yapmadınız ki abi. Eli yüzü düzgün bir iş yaptınız. Ayla Hanım hadisesi hariç tabii. Of of. Ayla Hanım'ı hatırlatmayayım için çekeceğim kulağını. Ben yavaş yavaş gideyim abi. Bilge beni bekliyor. Bırak beklesin. Otur. Otur. Esmer acaba bu rezaleti izledi mi? İkide bir rezalet deyip durma Cenab abi ya. Biz alnımızın akıyla adam gibi bir program yaptık yani. Kendimizi kandırmayalım. Kabul et. Bizim televizyon maceramız başlamadan bitti. Biten bir şey yok abi. O kadar kötümser olma.
programdı. İkinci program oturur. İkinci program olmayacak gibi. Babamızın üzerine küt diye oturdu. Biz en iyisi bunu yarın salim kafayla konuşalım abi. Ben gideyim ya. Otur canım Reşit, otur. Konuşalım. Başarısızlık benim kaderim herhalde. İsterek ev sahibimizin hıçkırıkları yetmiyormuş gibi... ...bir de kıskanç kocasının saksafonu tüylüydü. Ah, ölsem daha iyi. Irak'ta son durum ne biliyor musun? Saddam izin vermiş mi Birleşmiş Milletler gözlemcilerine? Nereden bileyim Cemil abi? Gazete bile okumuyoruz. Ayıp ayıp. Dünyada neler olduğundan haberin yok. Kolay gelsin çöpçü. Eyvallah Adem abi. Irak'ta son durum ne biliyor musun? Bırak Allah aşkına ya. Sabahın köründen gece yarısına kadar eşek gibi çalışıyorsun. Bana ne Irak'tan bana? Yuh cahil. Bana bak ağzını topla. Cahil sana benzer. Dur ben abi ne yapayım? Boş ver odayı gibi. İkiniz de cahilsiniz. Bana bak adam ben vallahi... Ulan sen gitsin. Ayrılın lan ayrılın. Dur be. Fazla mı gel? Dur be. Ayrılın dedim. Valla kıracağız. Şimdi bir tarafı daha. Ne tekme atıyorsun Cafer abi ya? Şaka yapıyorduk Cafer abi be. Evet. Aa, sen de ne uyuyorsun buna? Evli barklı adamsın oğlum. Şişt, baksana kapıcı. Buyur Cemil abi. Belalı niye balkona çıkmadı bu sabah? Sabrı değil mi? Kalkamadı herhalde. Dün akşam sabaha kadar kavga ettiler yine cam cam cam. Senin de geç yattı uyuyor. O kalkmadan getir beni besinleri. Başla. Hayırsız damatla şairin programı kaç reyting almış? Reyting ne bileyim ben Cemil abi. Ne anlarım ben reytingden meytingden. Yürü ben lan işimiz gücümüz var. Hadi. Süpür süpür dalga geçme. Yürü taş arabası. Evlat değil baş belası ikisi de Halil Bey. Soydular soğana çevirdiler seni. Sen hala kulağının üstüne yat. Alma günahlarını Sultan Hanım. Benim çocuklarım öyle şey yapmaz. Ya sen öyle zannet. Senden çok kendilerine çalışıyorlar. Vicdansızlar. Herkesin dilinde. Sor bakalım bankaya ne kadar para istiflemişler. İftira Sultan Hanım. Hepsi iftira. Kulak asma. Ah Halil Bey ya. Bir de uyanık geçinirsin. Bazen öyle saf oluyorsun ki. İyi sabahlar. Hoş geldin abi. Ne geldin Hüseyin? Rüyanda mı gördün bizi? Enişte. Bütün gece gözüme uyku girmedi seni düşünmekten. Benim neyimi düşünüyorsun İblis? Ah enişte ah. Sen çalış didin. Başkaları yesinler. Bir çay içer misin abi? İçeyim kız koy bir tane. Sofra da Halil İbrahim sofrası. Bırak Akop'un kızı gibi tıkınmayı Hüseyin. Çıkar ağzındaki baklayı. Kusura bakma ama enişte. Sen büyük adamsın. Kimse sana malik atamaz. Ama çocuklarına gelince basiretin bağlanıyor herhalde. Lafı geveleme iblis. Ne olmuş oğullarıma? Daha ne olsun enişte? Arsa almış uyanıklar. Ha? Arsa mı? Kapora da vermişler enişte. Gerisini de peyderpey ödeyeceklermiş. Senden götürdükçe. Gördün mü hayırlı evlatlarını Halil Bey? Bir de bana inanmıyorsun. Arsa işini abim bir taraflarından uydurmadı herhalde. Haşa. En sağlam yerden öğrendik enişte. Dur bakalım anlayacağız. Aslı varsa kıracağım boynuzlarını. Kaç metrekare bu arsa? 600 Yusuf abi. İki ev rahat sığar. Anlayalım aslanım. Nereden çıktı bu para? Bankada vardı biraz enişte onu çektik. Kalanı da azar azar ödeyeceğiz. Çocuklar çalışmış biriktirmiş Cafer'cim. Helal olsun. Sonunda aklınız başınıza geldi bakıyorum. Ne yapalım enişte? Bunca yıl boşuna çalıştık. Gecekondu mu yapacaksınız? Gecekondu. Seneye de ikinci katları çıktık mı? Oh! Bahçe mahçe de olacak. Soğan salata ekip biçeceğiz kısmetse. Oh Allah versin. Hadi aslanım babamız gelmeden yavaş yavaş gidin hadi. He hadi yaylanın bakalım. Sizi burada görürse dünyanın lafı ne der valla. Hadi abi. Eyvallah Yusuf abi. Hadi hayırlı işler. Durun iblis konuşalım biraz. Geç kaldık baba, ne konuşacağız? Nedir bu arsa hikayesi? Arsa mı? Ne arsası baba? Ay bir de saf numarası yapmazlar mı? Öldürürler vallahi insanı. Duyduk aslanım. İki dönüm koca arsa almışsınız. Almışlarsa almışlar. Sana ne yengeç? İki dönüm falan değil, 600 metrekare. Bir yılda borca girdik. Onun bunun dolduruşuna gelme babacığım. Kendi paralarıyla almışlar. Hangi para iblis? Ben bile o kadar kazanmıyorum. Biriktirmişler almışlar Halil Bey. Bunda ne var yani? Aman bu bodurda her şeye karışmasa olmaz. Bilmeden konuşmayın aslanım. Eniştemden götürdükleriyle almışlar. Sen nereden biliyorsun Hüseyin abi? Niye karıştırıyorsun ortalığı? İnkar etme iblis kırarım boynuzunu. Vallahi her şeyi ispat ederiz. İkiniz de dolandırıcılıktan hapislerde çürürsünüz ona göre. Yeter be. Aldıksa kendi hakkımızı aldık. Ne olmuş? Ara işte görüyor musun enişte? Kendi ağzıyla itiraf
etti. Bir de utanmadan söylüyorlar. Olmaz olsun sizin gibi evlat. Sen de hemen harcama bizi baba. Senelerdir eşek gibi çalışıyoruz. Tüh, yazıklar olsun. Sizden hiç olmaz. Yani insan babasından para kaçırır mı be? Gördün değil mi babacığım? Yaptıklarını terbiyesizden ablalarının haklarını bile kaçırmışlar. Dur iblis. Kimin parasını pay ediyorsun? Ne günlere kaldık. Eniştem ölmeden mirasını paylaşıyorsunuz. Yediniz be. Yediniz bitirdiniz adamı. Biz mi yoksa sen mi Sultan Hanım? Ayıp Sultan Hanım. Yine nifak soktun ailesine. Bu dükkanda senin de hissen var budur. Senden de götürüyorlar. Haberin yok. Bırak da orasını ben düşündüm Sultan Hanım. Bela bu kadın be. Resmen bela. Evet güzel konuş iblis. Üzmeyin aslanım babanızı. Seni enayi yerine koyuyorlar ruhun duymuyor enişte. Vicdansızlar. Utanmazlar. Sen kime tükürüyorsun ya? Asıl sana tü. Evet kesin. Kırarım boynuzunuzu. Kumar aldık bekliyoruz. Geçen hafta da beri. Gelmedi. Susalım beyler susalım. Gürültü yapmayın sonra apartmandan bize buzuk atıyorlar. Geçen hafta da geliriz bekliyoruz efendim. Başka hasta alma Cafer, Türkiye Hanım bakamam diyor. Babacığım hasta bak. bir sen eksiktin. Bugün de bu kadar arkadaşlar. Bahane bitti, haftaya inşallah. Hadi bak. Geçen hafta da geldik, bak da böyle halimize. Niye çağırıyorsun acaba? Allah Allah, şunları söylediklerine bak ya. Hadi Cahaz buradan, sağlık sevabına. Muayene yapıyor, siz muayene neler söylüyorsunuz? Muayene olmadan bir yere gitmeyin. Vallahi ister gidin, ister gittim. Bu kadar. Hadi bakalım, yallah. Bir saatten beri bekliyorum. Hayır, hayır olmadan Allah gidelim. Allah Allah, yok. Bir yere gidemeyiz. Geçen hafta da pek bulunmak. Hadi beyler, hadi beyler. Yavaş yavaş, yavaş. Şikayet edeceğim sizi. Hadi, nereye istediğin yere şikayet. Vatandaşı perişan etme hakkınız yok. Hadi anam, hadi, hadi. Sen geçen hafta da geldin. Senin bir şey yok. Hadi, hadi gazlayın, yürü hadi. Hadi. Hayır ya. Allah Allah, Allah Allah. Dilgo'nun ahırına çevirdiniz mahçeyi. Bana bak, kimlik soruyor musun içeri aldıklarını? Ne kimliği ya, askerlik şubesinin burası. Zaten bu kadar efendim, başka da yok. Hadi efendim, duydunuz mu? Muayene bitmiş, hadi çıkın bahçene. Tabipler odasına şikayet edeceğim sizi. Hadi, hadi, nereye şikayet edersen et. Her hafta aynı şeyi yapıyorsunuz, hadi. Taş kış biriniz hepiniz, taş gibi, taş. Cafer, şu arkada gitti sepette. Sapasağlam adam. Kazık gibi, ben anlarım. Benim adım Cemil. Tamam Cemil abi, gidiyorlar zaten, hadi. Duydunuz mu? Hadi dağılın. Vallahi dağılmazsanız çevik kuvveti çağıracağım. Dilgo'yu mı çevirdiniz bu? Konuşmayın, konuşmayın. Avantajını bugün buraya toplamış, hadi. Hadi, hadi, hadi. Buyurun. İyi günler efendim. Sipariş teslim etmeye mi? Teslime Sabri Bey. Ha, Ayla Hanım'a söyleyin, bir ara uğrayacağım ikinci prova için. Olur efendim, söylerim. Güle güle. Güle güle Sevim. Beni merak etme. Gir içeri Cemil. Sonra konuşacağım seninle. Seninle de külahları değişeceğiz Cafer Bey. Bana ne oldu yenge? Hadi hadi bırak palavrayı. Gene başlamışsın buna bira taşımaya. Ekmek çarpsın. Ne birası? Yani bira falan taşıdığım yok yenge. Of of uğraşılmaz sizinle zaten. Hiç merak etme Sevim. Git paranı al. Rahat rahat alışverişini yap. Ben evi siler süpürürüm. Her tarafı toplarım. Benim adım Cemil. Buyur babacığım. Sağ ol kızım. Afiyet olsun şu senin. Sağ ol Ayşe. Afiyet olsun. Ay. Oh, ay dinlenmeyi ne kadar özlemişim baba. Şu tatil gelsin ya, yayılıp yatacağım vallahi. Evladım tatil demek yayılıp yatmak demek miydi? Bak millet karısını alıp tatile götürüyor. Sen de 40 yılda bir al şu kızı bir yerlere götür ya. Babacığım neler söylüyorsun? Biz de bir yerlere gidecek para ne arar ayol? Ben zaten istesem de tatil yapamam ki baba. Alışmamışım öyle ayaklarımı uzatıp oturmaya. İyi günler. İyi günler, buyurun. Nazif Hoca evde mi? Nazif bakar mısın? Buyurun memur bey. Hocam benle karakola kadar gelmeniz gerekecek. Karakola mı? Hayrola memur bey? Mesele ne acaba? Hocamın arabada bulduğu cüzdanın sahibi geldi de. Teşekkür etmek içinse gerek yok canım. Ben sadece görevimi yaptım o kadar. Teşekkür için değil hocam. Senden şikayetçi. Neden şikayetçiymiş? Cüzdanında para vardı, aldılar diyor. Hoppala. Buyurun bakalım. Ayol ne parası? Ben cüzdanı bulduğum gibi aldım, size getirdim, teslim ettim. Biliyorum hocam ama yine de bir zabıt tutmak gerekecek. Acaba daha sonra bilen bir müşteri almış olmasın? Orasını bilemem. Hayda, ne memleket. İyilik yap, kötülük bul. Şimdi gidip karakollara ifade vereceksin bir de. Telaşlama babacığım, nasıl olsa işin aslı anlaşılır. Sen kemküm edip anlatana kadar. Dur, bekle ben de geliyorum.